Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere Ramazan ayının vazgeçilmez olan pide tarifi vereceğim. Bu zamana kadar bir sürü tarif denedim. Fırındaki ustalarla da konuştum nasıl yapılıyor, bu işin püf noktası nedir diye. Ve kendim çok güzel bir tarif çıkardım. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. Gördüğünüz gibi Ramazan pidesi malzemelerimiz çok az. Şu an baktığımda piyasada çok fazla Ramazan pidesi tarifi var. Çoğu sütle, yoğurtla, yumurtayla falan yoğruluyor. Onları da denedim. Kıvamları güzel oluyor ama poğaça gibi oluyor. Yani bir Ramazan pidesi tadı alamadım. Ben daha çok böyle çıtır çıtır mis gibi Ramazan pidesi yapmak istiyorum. Bunun için malzemelerim 4,5 su bardağı un. Mümkünse protein değeri yüksek, yani 10-12 aralığında un kullanırsanız çok daha iyi olur. Yoksa evinizdeki herhangi bir unu da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı oda ısısında su. 1 paket kuru maya. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanabilirsiniz. 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı da şeker kullanacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Unumun yarısını yoğurma kabına alarak ortasında havuz oluşturacağım. Ortada oluşturduğum havuza 1 paket kuru maya ve 1 çay kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerine de bir miktar su döküyorum. Bu şekilde elimle hafif hafif karıştırarak mayanın biraz aktifleşmesini sağlıyorum. Tuz mayalanmayı engelleyeceği için bu aşamada kesinlikle tuz eklemiyorum. Yanlardan hafif hafif unları da alarak karıştırıyorum. Kalan suyumu da artık ilave ediyorum. Kalan unumu ve tuzumu da bu aşamadan sonra artık ekleyebilirim. Bu aşamada toparlanana kadar en az 5 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak, çok cıvık bir hamur oldu. Bu aşamada kesinlikle un eklemesi yapmıyoruz. Zaten cıvık, yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Üzerini de streçliyorum. Ve üzerini örterek 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumuz yeterince mayalandı. Şimdi artık kabından çıkaracağım. Şimdi tezgahımı unlayacağım. Hamuru da tezgaha alacağım artık. Şu şekilde biraz unluyorum. Bu aşamada elinizi biraz yağlarsanız hamuru daha rahat toplayabilirsiniz. Çünkü çok ele yapışan bir hamur. Hamurumu hemen ikiye bölüp iki tane yuvarlak beze oluşturacağım. Fırın tepsime de yağlı kağıt serip mısır unu serpiyorum. Hazırladığım bezeyi fırın tepsime alacağım. Teker teker pişireceğim çünkü kabarıp büyüyecekler. O yüzden şekilleri bozulsun istemiyorum. Tepsiye aldığım bezelerimi üzerlerini de örterek 1 saat kadar bekletiyorum. Pide hamurlarım tepside mayalanırken ben de üzerlerine sürmek için iki farklı bulamaç hazırlayacağım. Öncelikle Ramazan pidelerinde en çok kullanılan şifayı size anlatacağım. Bunun için malzemelerim 3 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı oda ısısında su, 1 çay bardağı kaynar su. Üzerine atmak için de en son 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi kullanacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle yarım çay bardağı oda ısısındaki suyumu unumuzun üzerine boşaltıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Unla su güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kaynar suyumu da yavaş yavaş ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynar suyu eklerken hızlıca karıştırmanız gerekiyor. Son olarak da üzerine 1 yemek kaşığı pekmezimi ekliyorum. Hazırladığım şifanın sıvı ama şu şekilde uzayan bir kıvamda olması gerekiyor.
İkinci bulamaç tarifim çok daha basit. 1 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanacağım. Yoğurdu 1 yumurta sarısının üzerine ekliyorum. Ben ikisini de deneyeceğim. İkisini de size göstereceğim sonucunu. 1 saat tepside mayalanan hamurumuzu artık şekillendireceğiz. Gördüğünüz gibi tepside tekrardan kabarmış. Önce şifalı olanı hazırlayacağım. Elimi şu şekilde şifaya bandırıyorum. Ve şöyle yavaş yavaş açıyorum. Üzerine bol bol şifadan attığımız hamurumuzu artık şekillendiriyoruz. Şu şekilde. Ben kenarlarında bir yuvarlak oluşturacağım. Bu işlemi yaparken elinizi iyice bastırın dibine kadar. İyice bastırmazsanız pişerken o şekiller kabarıp kaybolacaktır. Şu şekilde üstünden tekrar geçiyor. Çizgiler için de yine elimin kenarlarını kullanıyorum. Da üzerine susam ve çörek atı döküyorum. Şimdi de hamurumuzu hiç bekletmeden önce ısıttığımız 220 derecedeki fırında alt üst açık ama fansız bir şekilde 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Diğer pidemi yumurtalı yapıyorum. Bu şekilde elimi buluyorum ve hafifçe açıyorum. Pidemiz piştikten sonra bu aralıkların kaybolmaması için iyice tırnaklarımla bastırıyorum. Benim pidelerim 15-16 dakikada pişti. Fırından çıktıktan sonra üzerlerini örtüyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Bu yumurtalı, bu şifalı pidemiz. Hangisini beğendiyseniz onu yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Denediğiniz tarifleri Instagram'da Lezzet Sepeti hashtag ile paylaşırsanız da çok seviniriz. Görüşürüz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere Ben niye söyleyemiyorum ya?